Efendim şimdi hiç alakası olmadığı bir olay nedeniyle hayatı kabusa dönen bir genç kızın hikayesi var sırada. Sultangazi'de yaşayan Ezel Erdem. İki grubun kavgasının ortasında kalmış ve atılan bir makas onu felç bırakmıştı. 3 yıl önce ekibimize yaşadıklarını anlatan Ezel son duruşmadan da hayatının kabusunu yaşayarak ayrıldı. Çünkü iddiaya göre Ezel'in felç kalmasına neden olan kişi şimdi de yalan söyleyerek mahkemeyi yanıltıyor diye dava açtı. Makas boynunda gördüm. Küçük kız benim şu an komple hayatımı mahvetti. 17 yaşındaki Ezel Erdem 5 yıl önce Sultangazi'de iki grubun kavgasında atılan bir makas sonucu felç kaldı. Onu bu hale getiren cezaevine girdikten birkaç ay sonra serbest kaldı. Bir süre sonra da aileye dava açtı. 11 ay tek yattı. O da zaten girip çıkıp yattı. Çıktığını da 5 ay sonra öğrendik. Zaten yıkıldım o anda. Karşı tarafın serbest kalması zaten benim için ölüm demek. Kızıma iftira atıyor. Yalan söylüyor diyorlar. 5,5 yıl önce 3 milyon lira tazminat şeklinde bulunmuştuk. Son bir duruşma oldu. Ertelendi. Ceza davasından sonuç bekleniyor. Bir yandan mahkeme süreci, bir yandan sağlık sorunları devam ederken Ezel Erdem ve annesine karşı taraftan dava açıldı ve sağlık sorunlarıyla ilgili mahkemeyi yanılttığı gerekçesiyle suçlamalar yöneltildi. Göz önünde görüyorsunuz, biz mi mahkemeyi yanıltıyoruz? Kendisi kalkamıyor, benim kucağımda sürekli, engelli oranı %100. Tabii ki bir heyet var, 7 tane doktor görüyor. Kalktı bana açtı davayı, yalan söylüyor diye. Ezel yürüyor, evde yürüyor. Mahkemeye gelince annesinin kucağında geliyor. En az 9 defa mahkeme sürecinde adli tıpa gittim ve orada da yazıyor zaten tıbben yapılacak hiçbir şey yok. Ezel Erdem haftada 3 gün annesiyle birlikte fizik tedaviye gidiyor. Her gün onun için oldukça yorucu ve bu süreçte eğitim hayatından da uzak kaldı. Umarım tutuklanır, adalet yerini bulur.